Merhaba arkadaşlar. Bugün LOL Konfeti Pop'la karşınızdayız. Yanımda ablam var. Ne kadar hasta olsak da konfeti gelince dayanamadık. Videonun karşısına geçtik. Bu bir yerden bulduk. Aynı zamanda ablam da hesabında bunu satıyor. Haberiniz olsun. Ama 3-5 tane var. Çabuk olun istiyorsanız eğer. Koşun koşun alın. Merhaba arkadaşlar. Hastalıktan ölsek de gene de dayanamadık. Bunu açmak zorundayız. Her ne kadar 2 gün sonra açalım desek de bir Dayanamadık. heyecanla başına geldik. Evet, hadi birinci katmanı sen aç. Al. Çok korkuyorum. Bu O işi ben zaten bu beceremiyorum. konfetiler çok cırtlamıyor. Ben bu işi Yırt gitsin soy. beceremiyorum. Soyuyor. Çünkü bunlar genelde cırtlamıyorlar. Böyle daha simetrik bir şekilde soyuluyor aslında. Aha, Hop. secret message. Bladı. Gitti. Mesajımız neyse biz olsun. Dı 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 dı. At onları kenara. Evet, buyurun açın. Açalım efendim. Neymiş? Catwalk. Walk. Catwalk. Evet, burada bir kedi bir de yürüyen kadın var. Yani catwalk oluyor. Şimdi şöyle koyuyorum. Çok uzağa görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi ikinci katman bende. Topumuz da sarıymış bu arada. Nadir çıkmayacak. İnşallah çırtlatabilirim. Bir deneyeceğim. Bir de sen dene bakalım. Ben daha henüz o konuda hiçbir başarı gösteremedim. Yapamadım. Hii, olmuyor. Yok, Sen de olmuyor. soy bence. Bence de. Heyecanlı. Zaten soymak da eğlenceli. Değişik bir şekilde soymak da çok eğlenceli. Böyle soyuyorsun ya, böyle döne 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 döne. Biliyorum ya, simetrik yani şey orantılı bir şekilde soyuluyor. Simetri hastası ya. Ay, aha, sticker. Sticker'ımızda bir tane yeni özelliğimiz var. Zeynep abla ile çektiğimiz videoda söylemiştik. Onun ne olduğunu sanırım. Renk değiştirme, tükürme, altına yapan ve ağlayan bir de sürpriz özellik. Buyurun, üçüncü katman. Soyun Yine gitsin. cırtlamayacak bir katmanla daha karşınızdayız. Bu kattan dövme çıkacak. Yırtmazsam. Yırtma. Dövmeyi yırtma. Neresinden? Ne bileyim, Böyle bir değişik bir diğerlerinden şey oldu da o çıkacak. yüzden diyorum. Aha, Evet, çıktı. düştü. Dövmemiz şu şekilde. Üstünde parfüm var. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar parmağa yapılıyor. Videonun sonuna doğru yapıp göstereceğim bunu da. Şimdi şu üstünde kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Yani önceden bir ön bilgi açısından. Burada topumuz, onu kenara koy. Ay, çok heyecanlı. Burada Bence de. şimdi şöyle açıyoruz. Birinci kısımda spinleri, yani çarkı böyle çevire çevire. Spin çevirmekti yanlış hatırlamıyorsam. Böyle çevirerek o her kutucuktan bir sürpriz çıkıyor. Hepsini açıyoruz. En son bir fermuar çıkıyor. Onu da böyle çektik mi pat diye patlıyor konfetimiz. Şimdi şunu hemen şeyimizi geleneksel bir Ben de dakika konuşmaya çıkartayım. gerek yok. Klişe olacak ama. Şöyle yapıştırıyorum. Bu benim en sevdiğim etiket. Birinci kutucuğu ben açıyorum. Aç bakalım. Şöyle direkt sökebilirsiniz. Geri takılıyor İstediğimizi bunlar. açabiliyor muyuz? Tabii yani istediğini açabilirsin. Ben ilk baştan başladım ama istediğini açabilirsin. Ne var bunda? Elbise var galiba. Anlayacağız hemen. Pembiş bir şeyler var orada. Tanıdık mı Hihi. yoksa? Evet, ben tanıdım. Ben hemen tanıyorum zaten. Şöyle koydum kıyafetlerini. Bence ben şu koyu pembeyi de açayım. Tamam, sen de onu aç. Şeyimiz de buradan çıktı. Evet, Terliğimiz. fermuarımız. Bunda ayakkabıları var galiba. Aç bakalım ne çıkacak. Biraz daha buraya getirirsin. Açamıyordu. Top gidiyor. Açamıyordum. Toplar yuvarlanıyordu. Ben bunu açamıyordum. Böyle dört kenarını da denesene. Dört kenarından birinden açılıyor çünkü. Şimdi Yok. fırlayacaklar, biliyor musun? Ya, biciksiz bir şey açmadı ya. Şunu Sen de koyayım. açamıyorsun. Ben bunu Bence açarım biz bunu kardeş. açmayalım. Aha, açtım. Gördün mü? Dedim sana dört tarafından birinden açılıyor. Oo,
ayakkabılar. Pomponlu, minik, pembiş, terlik gibi ayakkabılarımız çıktı. Çok tatlışlar. Şöyle yakından, daha yakından göstereyim. Pembiş pembiş. Allah. Şuraya koyuyorum. Şimdi ben de açayım bir tane. Ben de şurayı açayım madem. Galiba benim istediğim bebek. Galiba evet öyle. O zaman bunu bana hediye edebilirsin. Tamam. Görüşürük. Şöyle bakayım bunda ne var. Ha, benim hiç böyle bir bebeğim yoktu. İlk defa. Hehe çok mutluyum. Sen de açamıyor. Açamıyorlarca. Ama dördünden birini açılıyor. Üç, dörtte üç yaptım. Hey, emzik. Pembiş artık bir biberonu. Emzik. Son. Kutudan biberon. Biberonu nasıl hiç bilmiyorum var ya. Çıkar bak, bak bakalım, konuşamadım. Bakalım. Hem bilmediğim bir şey de varmış. Evet, biberonunu bilmiyorum. Evet, bu sefer açabildim. He, doğru ya. Şin. Oo, çok güzel. Bunny Wishes'ınkine benziyor. Bir tane Pets'lerde tavşan vardı. Onun şeyine benziyor, biberonuna benziyor birazcık. Goldlu goldlu, üstü altın. Şimdi kim konfeti yapacak? Hadi büyük bir tartışma. Bak, ne yapalım biliyor musun? Önce ha, sen patlat. İçindekileri çıkartalım, sonra kapatalım, bir de ben patlatayım. Hevesim almış. Ortalığı yıkarmışım. Hadi patlat. Şöyle tutuyoruz. Evet, biraz daha ortaya. Heh, patlat. Oley. İçinden konfetilerimiz, bir tane sapımız ve kaç tane paket? İki tane paket. Şöyle bir tane. Dökeyim de konfetilerimiz. Evet, bir tane koleksiyon kağıdı. Bir tane kullanma kılavuzu. Onu at gitsin. Ona gerek yok. Şöyle konfetilerimiz dökülsün dökülsün. Şimdi getir, ben de patlatacağım. Ben de patlatacağım. Ben de patlatmak istiyorum. Şimdi de ben patlatacağım. Canım istedi. Patlatıyorum. Hihi, çok zevkli. Biraz da içinde var. İlk defa bu kadar top çıktı bence. İçinde kalmıştır. Daha da vardır. Bebeği sen aç. Bu takısını açıyorum. Ben açayım. Yine mi ya? Şimdi açtım. Aha ne? Ay tacı. Ama bana ne, kırılmış. Kırılmış ya resmen. Şurada beyaz bir çizgi var. Görüyor musunuz? Uzun yoldan geldi bunlar. Görüyor musunuz? Konuşamasaydım yine konuşamadım. Artık sinirden. Bunu da ben açıyorum. Öyle. Tamam dur, ama önce şunu takalım bakalım. Bu fermuar şeklinde yapmışlar. Bunu böyle birbirine kenetlenebiliyor. Aynı zamanda açıyoruz. Şöyle bir buradan takıyoruz. Bir de buradan takıyoruz. Benim de sarı topum yoktu galiba hiç. Bu da ilk oldu. Zaten bir tane konfetim var. Neyi konuşuyorum acaba? Burası böyle dağıldı. Gene aç, arıyordum. Bakalım. Dördünden birinden açılacak işte. Tamam. Biraz ortaya getir. Şu dördünden birini bulursam. Evet. Dım dım dım. Geliyordu. Aman ya, tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Şununki de bak. Evet, çorapları var. Altın detaylı çorapları var. Bakın. Fileli. File çorap altın rengi. Eldivenleri var pembe. Pembiş saçları var. Ay saçının desen şeysi çok güzel. Evet olabilir. Biz soğuk suyumuzu falan almadık ama. Neyse önce bir giydirelim. Önce giydirelim. Çıplakken de bunlar renk değiştirmiyor mu? Bazıları. Ama evet, hepsi değil. Yok, görürüz zaten onu öyle yaparsa. Ya bu bebeğimiz çok pembiş bir bebek. Tam Barbie gibi bir bebeğimiz yani bu. Resimde bunun bu tarafını öne giydirmişti sanki. Koleksiyon şeyimizi alabilir miyim? Şurası öndeydi sanki resimde, şu kesikli yere. Tersten açtımsa. Evet, burada önde. O zaman öne giydi. Ama şeyde de artık şöyleydi. Nerede? Çıkış hali de buydu. Neyse biz böyle giydirelim. Canımız sıkılınca öyle çeviririz. Tacı var. Daha sonra Show Baby'miz. Keşke adını da söyleyeyim. Keşke tacı da kırık olmasaydı. O da nazarlık olsun. Evet. Adı Show Baby. Şurada minnacık bir beni var. Gördünüz mü? Emziğini de takalım. Emzik. Emziğini görünce biberonu umursamadım bile. Bence bu katalogdaki en güzel bebeklerden bir tanesiydi. Evet.
Ben Black Tie'ın çıkmasını daha çok istiyordum. Tabii ki de nadir olduğu için. Ama Yaklaştık Sean Baby ama. de çok güzel. Ya şu tontiş ayakkabılarına bakın. Tontiş tontiş. Giydiremedim. Giydi. Şimdi gidelim. Soğuk suyumuzu alalım. Gelelim. Evet. Suyumuzu, soğuk suyumuzu ve sıcak sıcağa yakın bir suyumuzu alıp geldik. Şimdi önce sıcak suya sokuyorum ben. Renk değişimi var mı? Gerçi biraz az oldu su ama. Yok ama saçmalama. Şöyle yapalım. Saçında bir şey var mı? Rokluk rokluk. Aslında ben renk değiştirmesini beklemiştim. Belki soğukta değiştirir. Şimdi soğuğa geçiyorum. Değiştirdi mi? Hayır, değiştirmedi. Bebişimiz renk değiştirmiyor. Biberonuyla su içirmekle uğraşmıyorum. Durun, bir dakika, böyle içmiyorlardı. Şimdi kafaya bastırıyorum. Daldırıyorum, bırakıyorum içeride. Şimdi dolacak o içine. İnşallah bugün dolacak. Boğacaksın. Ne yapayım ya? İçte. Şimdi bakıyoruz ne yapıyormuş. Aa, gene gözünden. Sana tükürttü değil Benim mi? şansıma bütün açtığımız bebekler gözünden su Böyle püskürtüyor. Yani ağlıyor. ağlıyorlarlar. Larlar. Ha, kartonum ıslandı Konuşamayanlar da ya. bugün. Şimdi neyini gösterecektim? Dövmesini göstereceğim ama dövmesini bir dakika Bu kaybettim arada sanırım. elbisesinde bir de ters giydirelim dedik. Sizce hangisi daha güzel oldu? Bence bu. Ben bunu daha çok sevdim nedense. Bir Resimde de bu değişik şekilde duruyor. zaten. Ama bu bebek bir ağırlaştı, altını taşıyacak sanki. Kafası hala su dolu olabilir. Bence birazcık daha. Evet, bayağı doldurmuşuz. Şimdi İşte böyle hunharca. dövmemiz nasıl yapılıyor onu anlatayım. Ben bu dövmeyi çok sevdiğim için yapmayacağım. Üzerinde parfüm var, çok hoşuma gitti. Ama normalde şu üstünde bir tane jelatin var. Bakın şimdi göstereyim. Şöyle bir jelatin var üzerinde. Bakın gördünüz mü? Bu jelatini çıkartıyorsunuz. Daha sonra parmağınıza yani istediğiniz bir yere koyuyorsunuz. Ve üstüne böyle suya bandırın, elinizi sürün. Bütün kağıdın her yeri ıslandığında parmağınıza dövme çıkmış oluyor. Ama tabii ki ben şimdi yapmadım. Şimdi bebeğimiz ağlıyor. Renk değiştirmiyor. Şöyle koleksiyon listemizden bakalım. Zaten ya tükürecekmiş ya ağlayacakmış. Bizimkisi ağladı. Evet. En çok istediğiniz favori bebeğinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça Görüşürüz. kalın.